Açıyor. Sarı sarı çiçekleri var ama gösterişsiz. Salkımları var. Bir kısmını kesip atıyor. Kesilen yerlerden seneye tekrar çıkıyor. Böylece ikisi de kopar mı düşünüyoruz. Bu gittikçe büyüyerek devam edecek bir yola doğru girdi. Tarımsal araştırmamız sahip çıktı, bunu bir ürün olarak ekti ve şimdi belki alternatif bir ürün olarak biz vatandaşlarımıza bunu ekip ticari değeri bu diye sunabileceğiz ve bir tarım endüstrisi anlamında da bir gelir kazandıracağız. Böyle kazan kazan büyüyerek giden bir yola dönüştü. Edirne kırmızısı da bu kadim medeniyetin bir göstergesi. Buradaki ifadesi de hakikaten çok güzel. Bir renk ki dillere destan şeklinde. Tabi bunun saraydaki kullanımı da çok önemli. Saray giysilerinde kullanıldığını görüyoruz. Saraydaki Edirne kari süsleme sanatında, boyama sanatında kullanıldığını görüyoruz. Sarayın çinilerinde kullanıldığını görüyoruz. Ben bu adımları hakikaten çok önemsiyorum. Son dönemde bunun bir stratejiyle beraber, bir politikasıyla beraber rektörlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, müdürlüklerimiz, tarımsal araştırma enstitümüz, diğer paydaşlarımızla birlikte yapılan bu adımlar hakikaten çok önemli. Çünkü Edirne kırmızısı inanılmaz geniş bir alanda kullanılabilecek, sergilenebilecek bir marka.